Herkese merhabalar dostlar kanala hoş geldiniz bir akın günüyle yine birlikteyiz akın günü dedim yani akına katılıyoruz anlamında büyük bir akın e, günü diye düşünmeyin ekip çok sağlam bu arada e, bana akın isteğini gönderen arkadaşa da çok teşekkür ediyorum Mehmet zaten bizim discord'u yöneten arkadaş discord'un moderatörü buradan da ona teşekkür ederim şimdi bu pokemon güzel bu da köpeklerden biri 3 köpek vardı biliyorsunuz bu da onlardan biri. Aslında bende bunun iyisi var. Sanırım hatırladığım kadarıyla 98 IV'li bir tane olması lazım. Kullanmıyorum. E aslında kullanmam gereken bir Pokemon. Güzel bir su Pokemon'u çünkü. Güçlü su Pokemon'u ama kullanmıyorum. Bunları zaten kullanmadaki zorluk şu. Bu arkadaşlar efsanevi olduğu için bunların şekerlerini çok zor biriktiriyorsunuz. E şekeri birikmemiş bu Pokemon'da. Kolay kolay kasamadığımız için zaten kullanamıyoruz o yüzden bunların nadir zaten ee, Onun dışında e, bu arada dışarıdayım geziyorum Gezerken de bir hundo bir tane de 98 ayvili pokemon buldum Hundo yani full bulduğum pokemon çok güzel ee, uzun zamandır beklediğim pokemonlardan biri Şimdi onu da sizlerle birlikte kasacağım videonun sonuna bırakacağım onu İzlemek isteyen merak eden arkadaşlar da videonun sonunda görebilirler ee, kolay yendik. Ee, şimdi hem takımın gücü fazla hem 6 kişiyiz. Zaten e, su türü Pokemon olduğu için, tek tür Pokemon olduğu için. bunu da işte örnek veriyorum. İşte elektrik gibi tek tür Pokemon'la daldığınız da zaman e, açık ara zaten yenebilirsiniz. Bu tarz Pokemon'lar böyle çok sıkıntı çıkartan Pokemon'lar değil. Dikkat ederseniz zaten 37 bin DG'si var. Bazen 80 bin lira falan çıkabiliyor. O yüzden çok problem yaratan Pokemon'lardan değil. Tip olarak da ee, önden güzel, arkadan güzel görünmeyen bir Pokemon. Her zaman bunu onu diyorum çünkü arkadan, e, önden şu sallanan kuyrukları, arkadan dolanan kuyrukları aslında arkadan da onu eksik e, gösteriyor. Bence şahsi fikrim. Böyle Pokemonları yorumlamayı da seviyorum ama onun dışında köpeklerin hepsi e, genelde güzel görünüyor. E, yakalama konusunda şöyle sıkıntı yaşayabilirim. Yürüyorum, e, güneş altındayım, o yüzden çok göremeyeceğim, Rastgele sallayacağım. Ama bunlar böyle çok bence çok yoran Pokemon'lar olmadıkları için ben yakalayacağımı düşünüyorum. Çok böyle zorlayan Pokemon'lar değiller ya da böyle çok fazla işte e, emek sarf edeceğiniz Pokemon'lar değil. Bu arada dünden beridir bayağı akınlara giriyorum diye bayağı bir şekerim birikti. Bu karışık şekerden her türlü kullanabileceğiniz şekerden. O da iyi bir şey. Aslında akınların da bir nevi getirdiği avantaj evet ilk topumu rezalet attım dediğim gibi güneş altındayım şu an görmüyorum rastgele normal bir pokemon'a sallar gibi sallayacağım ama mutlaka yakalanır diye düşünüyorum son toplara kalırsa böyle gölge bir yere geçip daha çok konsantre olup atmayı düşünüyorum e, saldırının dışında böyle bir sıçrama da yapıyor pokemon o da aslında bir e, kaçırıyor ben yine de e, bu pokemon'u eğer siz de yakalıyorsanız çok böyle sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum Pinab illaki veriyoruz sonuçta bu bir efsane Pokemon. Ee, Pinab'a hak eder altın Pinab'a hak ediyor. Yani en azından iki katına yakalamayı kolaylaştırıyor. IVC 98'de o yüzden buna aslında ihtiyacım yok. Bunun Shiny'si gelirse ihtiyacım olur. Dediğim gibi köpeklere çok ısınamadım o yüzden köpeklere çok böyle girmiyorum. Denk gelirse ya da akın isteği gönderilirse. Ee, o şekilde giriyorum Onun dışında böyle çok e, akınlara giriyorum denemez Hatta bu köpekler geldiğinden beri e, Muhtemelen ikinci akınımdır bu Öyle hatırlıyorum Çok fazla kovalamıyorum yani bunları Hepsinin de az çok iyi ay var sanırım Bundan eminim Su türünden eminim ama diğerlerinden emin değilim Evet bir iyi ateş yaptık Bununla gelir mi ki Evet iyi atışla geldi. Dediğim gibi çok böyle zor, zorlayan bir Pokemon değil. İyi atışla gelecek efsaneviydi. yani nadir bulursunuz. IVC kötü geldi dostlar. Hadi şu Pokemon'ları evrimleştirelim. Siz izlemeye devam edin. Evet dostlar şimdi şöyle bir teorim var. Sonuçta bu oyun yürüyerek oynanan bir oyun olduğu için acaba yürüdüğümüzde bize ekstra böyle avantajlar sağlıyor mu? Bunu neden diyorum? Birkaç gündür dolanıyorum ve dolandığımda genelde e, iyi pokemonlar geliyor o açıdan acaba hani bunun bir faydası var mı örnek yakın zamanda bu geldi e, sonra ardından ertesi gün bu geldi şimdi yeni pokemonumuz yeni hundo dediğim pokemon bu geldi yani arka arkaya böyle belirli aralıklarla her gün hundo bulabilmek bizim böyle gördüğümüz şey değil diğeri de bu pokemon dostlar bu arada bu da bence iyi ee, hoş. Ee, şey yok. Fark ettiyseniz zaten sıfır vuruyor esneme ile. Bu tarz Pokemon'lar biraz garip oluyor. Mesela bunun atağını neyle değiştirebiliriz? Kafa karışıklığı, zen kafa derbesi. Zaten esneme niye var onu hiç anlamadım. Belki de hızlı dolduruyordur. Gelecek görüşünü bilmiyorum ama bu tarz Pokemon'lar aslında bilerek oynadığınızda ee, bu tarz Pokemon'lar avantajlı olabilir. Neyse şunlar neymiş? Genel olarak Ivy'lerin iyi gelişimini biraz şaşırtıyor. Ee, şimdi Pokemon niye güzel? Pokemon'un Megası var. O açıdan iyi. Ee, Megası olan Pokemon'ları seviyorum. Ekstra güç katıyor sonuçta. Şöyle ufaktan sizlerle birlikte evrimleştirelim. Hem full hem Megası olan Pokemon iyidir. Elektrik türü Pokemon'umda eksiğim var mıydı? Sanırım vardı. Elektrik türü Pokemon'larımda eksik. Hani bir Megam yoktu sanırım. Ya da... En azından <laughs> 4000'e yakın ay yoktu. Bu arada 4000'e çıkacak mı bilmiyorum. Bu hali de gayet hoş. Biraz daha kırpılmış gibi. Ama son hali bence çok iyi. Bu iki hali böyle daha çok koyun, daha çok masumane dururken e, bence Pokemon'un e, son hali gayet iyi. Gayet hoş bir görüntü alıyor. Bunu Mega yapacağız. Mega enerjiye biraz ihtiyacım var. Şu an Sadece 25 ekstra mega enerjiye ihtiyacım var. Bunu illaki mega yapacağız. Mega yapmadan önce de 3200 lira vardığını görüyoruz. Mega ile birlikte 4000'i mutlaka görecektir. Hoş Pokemon. Güzel Pokemon. Sevindim. Ee, güç taşı. Taş atabilen bir elektrik Pokemon'u. Şöyle bakalım. Volt değişimi varmış ve şarj ışını varmış. Özel ataklarında da bir saniye değiştirmeyelim. Dikkat edelim. Evet. İlginç bir şekilde Bitkiden karanlığa dövüş ve ejderha darbesi olarak böyle ee, çok çeşitli bir pokemon. Çok çeşitli pokemonlar aslında sıkıntılı olur. Neden? Bu elektrik türü pokemonu bir ejder darbesi koyarsınız içine bir de bitki türü hamle koyarsınız. Farklı bir atak olabilir. Normal düz atağında sadece elektrik kullansa da diğer atağında bence sıkıntı yaratacak bir pokemon. Bence güzel bir pokemon. Özellikle PvP'de karşıdaki rakibi e, şaşırtabilir. <laughs> Elektrik türü bir Pokemon'dan beklemediğiniz bir hareket olur. E, bu da zaten çok güçlendireceğim bir Pokemon değil ama şöyle bir saniye bakalım kaç oluyor. Bu da 2.700 2700'lere varıyor. Çok da önemli bir Pokemon değil. Yani son zamanlarda kasacağım olursam bir bunu kasarım. Bir de bunu kasarım herhalde. O da Megas'ından dolayı. Onun dışında Febas için az kaldı. Febas'ı e, yarın herhalde evrimleştirmiş olurum. Bugün çok fazla daha oynayamayacağım. Birkaç tane daha Akın'a gidebilirdim ama gidemeyeceğim. Olduğu kadar. Son durumlar bu şekilde. Akınlar'da 39 olduk. Başka zamana kaldı. Burada da kendi kendine bu görevler bitiyor her ne kadar istemesek de. Pokemon yakalamada da bu oldu. Pokemon'u 2 güne mutlaka bitiririm. Pokemon, Pokemon yakalamayı bu da bir haftayı bulma ihtimali var işler yolunda gitmezse. Zaten çok daha acelesi yok. Bu şekilde dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Eğer beğeniyorsanız gerekeni mutlaka yapın. İyi seyirler dostlar.